Şu anda hem balıkların yüksek fiyatta olmasından dolayı hem de eleman sıkıntımızdan dolayı, mesela biz geçen sene burada 6-7 eleman çalıştırıyorduk. Şu anda 3 kişi çalıştırabiliyoruz. Çünkü yetmiyor. Kiralar, yüksek kiralar. Sağ olsun belediyemiz yardım ediyor bize ama balığı pahalı aldığımız için insanlar bir anda balığın fiyatını görünce bizden de yani diyorlar ki bu ne fiyatlar diye bize sıkıntı yapıyorlar. Biz de anlatmaya çalışıyoruz ama kimisini anlatıyoruz, kimisini anlatamıyoruz. Yani o yüzden dolayı bu pandemi en çok esnafa vurdu. Onu söyleyeyim ben size. Balık fiyatları, şimdi balıkçıların yanlış avlanması, zamanında balıkta avlanma yasağından önce avlanmaları, tiroldülerden dolayı, ondan sonra yanlış avlanmadan dolayı balık fiyatları bize de pahalı geliyor. Şimdi biz de bunu vatandaş anlatırken ya, sıkıntı yaşıyoruz. Mesela şu balık, lüfer balığı. Bu boğazın incisi. Boğazın incisi bu balık. Bu balık 140 lira kilosu. Bu balık eskiden 15 lira, 20 liraya bunu almayanı dövüyorlardı bu balığı. Ama şimdi bize de böyle geldiği için mecbur. Mecbur bu fiyatlara satıyoruz. Kış ayındayız. Bizim dükkanımızın şu anda dolması lazım. Yani tıklım tıklım olması lazım. Pişirme evimizin çalışması lazım. Devamlı hiç durmadan çalışması lazım. Ama işte görüyorsunuz bütün esnaf yani bu halde. Vallahi işte devletimizin biz yardımlarını bekliyoruz. Bu aşamada işte biz kendi elimizden geldiği kadar, gene dediğim gibi belediye tarafımızdan bize çok büyük yardımlar oldu. Sağ olsunlar, Yeni Mahalle Belediyesi'nin bize yardımları oldu. Kiralarımızı yarı yarıya düşürdü 6 ay almamak kaydıyla. Çok büyük yardımları oldu. Ama biz bunu devletimizden de bekliyoruz. Devlet büyüklerimize de bunu iletirseniz çok seviniriz bizim yerimize. Çok teşekkür ederim.